Arkadaşlar ben Suçiyim. Milli mücadeleyi başlatan kahramanım. Hayat hikayemi yakından öğrenmek ister misiniz? 1871 yılında Maraş'ta dünyaya geldim. Babam Ömer Efendi, annem ise Emine Hanım'dır. Camilerde imamlık yapıp namaz kılıyorum. Zaten gerçek adım da imamdır. Maraş, verimli toprakları ve güzel havasıyla dikkat çeken bir bölgedir. Ayrıca pamuk üretimine önem veren bir yerlerdendir. Bu nedenle bazı devletler bu ili işgal etmeye çalışıyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İngiltere ve Fransız kendi aralarında mücadele etmişlerdi. Ve sonunda Maraş Fransız tarafından işgal edilmişti. Ve Maraş'taki Müslümanlar çok tedirgin hale gelmişti. Fransa Maraş'taki nüfusu azaltmak için ilk önce Müslümanları öldürüp tutsak ediyordular. Ve üstüne de bir de geldikleri ülkeden geri gönderiyorlardı. Maraş korkuyla hiçbir şey yapamaz hale gelmişti. Bir gün yine bir kadın Müslümanın bir çocuğunu tutsak etmeye çalışıyorlardı. Ve ben oradaydım, engel olmaya çalışıp müdahale ediyordum. Ama hiçbir şey yapamadığım için oradan hemen uzaklaştım ve atıma bindim. Ağabeyli köyüme doğru yola çıkıyordum. Bertiz denen bir bölgede Muharrem Yüzbaşı'nın yanına gitmiştim. Orada Atatürk'le tanışmıştım. Maraş'taki kahraman olarak onlara göre aktif bir rol oynamıştım. Mustafa Kemal Paşa'nın kahraman Maraşlılar Fransızlara dur demek için her toplanmışlardı. Ve bu insanlar kadın, erkek, çoluk, çocuk hepsi birdendi. Bir cuma günü namaz kılmak üzereydik ki Fransız bayrağı asılı duruyordu. Biz de düşündük, taşındık ki bu bayrağı rüzgara bırakıp Türk bayrağını dikmiştik. Ayrıca top idaresini de bana verilmişti. Ardından Fransızlar geri çekilmeye başlıyorlardı. Ama bazıları geçip çekilmiyorlardı. 1919'da olan. Maraş 15 Şubat 1920'de bütün ülke, işte bütün Maraş birlikte saldırıyorlardı. Ve başarmışlardı. Bazıları kaçıp gitmişlerdi. Ve bu sayede 1925 yılında İstiklal Madalyası verilecekti. Dört kız bir çocuğum, bir oğlanım olarak dört çocuğum vardı. Atatürk bana bir nüfus cüzdanı vermişti. Ve ailemin soyadına Türk konu soyadı vermişti. Benim anlatacaklarım o kadar, teşekkür ederim.